İzleyenler, Bandırma'dayız. Birey Eğitim Rumları Sumulah Mahallesi'nde hizmet veren önemli bir eğitim öğretim kurumu Bandırma'nın. Yanımda Birey Eğitim Rumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Bakan var. Mahmut Bey'le eğitim öğretimi konuşacağız. Bu yıl neler yapılacak, ne gibi çalışmalar olacak, öğrenciler için ne gibi yenilikler gerçekleştirilecek, bunları sizler için konuşacağız. Mahmut Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, zaman ayırıyorsunuz bize. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle kurumumuza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bizler iyiyiz. Sizler de umarım sağ olun, iyisinizdir. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım o zaman. Bu kurum ne zaman Bandırma'nın hizmetine girdi? Önce buradan anlatmaya başlar mısınız? Kurumumuzun temeli 1995 yılında Balıkesir'de atılıyor. 1998 yılında da Bandırma'ya Yeni Ufuk Dershanesi ismiyle merhaba deniyor. Ardından 2005 yılına kadar Yeni Ufuk Dershanesi olarak hizmet verdikten sonra 2006 yılında biz bu kurumu devralarak Birey Dershanesi'ni açtık. 2015 yılına kadar dershane olarak hizmet verdikten sonra hükümetimizin verdiği dönüşüm kararıyla birlikte temel liseye dönüştük. 4 yıllık bir temel lise eğitiminden sonra geçen yıl 2019-2020 eğitim öğretim yılında kolejimizi açtık ve bu binamızda hizmet vermeye başladık. Bu binada ortaokul ve lise öğrencilerine, yani 5. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilere hizmet vermekteyiz. Peki şu anda kaç öğretmenimiz var? Yeni öğretmenler alınacak mı? Branşlarımız ne durumda? Şu anda öğretim kadromuzu tamamladık. Yaklaşık 60 civarında bir personelle Bandırma'ya hizmet vermeye başlayacağız bu sene. Kaç öğrenci eğitim öğretimi görecek, bir planlama yaptınız mı bu yıl için? Yaptık. Bizim normalde binamızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjanı 628. Ancak biz eğitim politikalarımız gereği 24 kişilik olan sınıflarımızı 18 kişiye indirgedik. Hele bu pandemi sürecinden dolayı da sınıflarımızın kapasitesini biraz daha azaltıp 400 öğrenci civarında bir öğrenciye hizmet vermeyi planladık. Pandemi için herkes, öğretmenler, öğrenciler, veliler rahat olsun diyebiliriz değil mi? Her türlü önlem alındı. Kesinlikle, kesinlikle çok rahat olsunlar. Bütün önlemlerimizi aldık. Hijyen kurallarına çok sıkı sıkıya riayet edeceğiz. Her şeyden önce insanlar buraya göz bebeklerini gönderiyorlar. Biz bunun bilincindeyiz. Bunlar bizim geleceğimiz, buraya gelen çocuklar, öğretmenler. Onların sağlıkları her şeyin önünde. Onun için gerekli olan bütün önlemleri alıyoruz. Peki Mahmut Bey, eğitim öğretimin yanı sıra sosyal çalışmalarınız da var okulunuzda mutlaka. Sosyal ve sportif çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Salonunuz var mı? Bu aktiviteleri yapacak yerleriniz var mı acaba? Spor salonumuz var. Dışarıda da bir basketbol sahamız var. Şimdi takdir edersiniz ki okul olarak bu ikinci yılımız olacak. Bir takım planlamalarımız, bir takım bu yatırımlarımız var bunun için. Bu aktivitelerimiz bu sene pandeminin izin verdiği ölçüde artacak. Evet. Son günlerde Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yapıldı.
ve sanıyorum iki öğrenciniz başarılı oldu, önemli başarı elde etti. Bu konuda da bilgi rica ediyorum size. Tabii ki. Bugünlerde büyük bir gururu yaşıyoruz hocam. Çok uzun yıllardır Türk milli eğitimine hizmet etmekteyiz. 2001 yılından beri ben Bandırma'dayım. Bandırma eğitimine hizmet etmeye çalışıyorum. Çok başarılı öğrenciler yetiştirdik. Bunu bu başarı halkasına bu sene bir halka daha ekledik. Okulumuz öğrencilerinden Sadi Mert Devekuş'u eşit ağırlık puan türünde Türkiye 307.si oldu. Sayın Valimiz de yarın öğrencimizi ödüllendirmek üzere Balıkesir'e davet etti. Yarın da Balıkesir'de ödülümüzü alacağız inşallah. Bizim bünyemizde ayrıca kurs merkezimiz de var. İki öğrenci değil miydi? Bir öğrenci miydi? Şimdi onu da söylüyorum. Şimdi bizim bünyemizde kurs merkezimiz de var. Okulumuzun haricinde kurs merkezimiz de var. Kurs merkezindeki bir öğrencimiz Özgür Akyaz, Bandırma Enerji Safen Lisesi öğrencisi, aynı zamanda bizim kursumuza da devam eden bu öğrencimiz de Türkiye 964.sü oldu sayısal alanda. İki öğrencimiz böyle güzel başarılar yaşattılar bize, gururlar yaşattılar. Sevinçliyiz. Biz de kutluyoruz sizleri. Peki efendim. Özür dilerim hocam. Buyur tabii ki. Tabii bu öğrencilerimiz çok başarılı oldular. Ben burada bu öğrencilerimizin bu seviyeye gelmesinde emeği olan bütün öğretmen arkadaşlarıma, bu öğrencilerimizin ilkokul öğretmenlerinden başlayarak bugünlere gelmesinde emeği olan bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Peki efendim, son olarak Bandırmalılara söylemek istediğiniz, velilere söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var. Bandırmalılara vermek istediğim mesaj şu. Benim bir hayalim var. Bu hayalim Bandırma'nın kitlesel başarıda Türkiye birincisi olması, Balıkesir'le beraber Türkiye birincisi olması. Bunun için var gücümle çalışıyorum. Bu kurumdaki her arkadaşım da bunun için çalışıyor. İnşallah memleketimize hayırlı evlatlar yetiştiririz. İnşallah yani ülkemizi bir adım daha öteye, atamızın bize çizdiği muasır medeniyetler seviyesine, hatta onun üstüne çıkarır bu gençlerimiz. Bu seviyeyi yakalayacak çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bandırmalılara teşekkür ediyoruz. Efendim biz de size teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz yeni öğretim yılında da. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler. Birey Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Bakan ile birlikteydik. Bir başka gün, bir başka konukla buluşmak üzere. Hoş